Dur burada bıçağımı bulamadım. Şuradan alayım istersen. Buyurun bıçaklarımız burada. Teşekkür ederim. Elden vermeyeyim dedim. Tamam. Evet. Al. Nasıl yardımcı olabilirim efendim size? Şimdi evde 2-3 tane yufkanız var. Patates, soğan, onun haricinde dolapta, pazara gittiniz. İşte havucundan tutun da biber çeşitlerine kadar içine her şeyi koyabilirsiniz bu pizzanın. Eğer şey seviyorsanız, şarküteri seviyorsanız gerçekten sucuk çok yakışıyor için. Ama ben şarküteri koymak istemiyorum diyorsanız brokoliye kadar ve kabağa kadar her şeyi içine ilave edebileceğiniz bir pizza. Sadece ihtiyacınız olan şey 2 tane yufka. Tamam. Bak bir de yumurta varsa evde şahane. Harika, tamam. Şimdi patateslerimi önceden koydum, birazcık pişirdim. Biberler daha kolay piştiği için biberleri sonradan ilave edeceğim. Evet, haşladın mı daha önce? Birazcık kavurdum hayatım onları. Çok azıcık. Soğanla da kavurabilirsiniz, soğansız da. Evet. Ben bir tane küçük soğan doğradım içine. Biraz da mutfakta şey böyle reçetenin dışına çıkıyorsun ya yaparken. Tabii, o da hoş bir şey. Biz güzel reçeteler vermeye çalışıyoruz ama siz muhakkak kendinizce kendi yorumunuzu da ekleyin. Evde ne varsa işte ben kızlara tarif verirken biber dedim, patates dedim, sucuk dedim ama sonra burada dolapta havuç bulunca bir tane de havucu koyuverdim içine. Tamam. Şimdi güzel, hem de renkli olmuş. Evet, renkli oldu. Şimdi kırmızı biber ve yeşil biberlerimi de içine ilave ediyorum. Biberler çok fazla pişmese de pizzayı fırına atacağız ya. Evet. Orada da güzelce pişecek. Sucuk var tarifimizde. Dediğim gibi sucuk yoksa da ya da koymak istemiyorsanız da hiç önemli değil. O zaman muhakkak bir tane patatesi kavururken soğan ekleyin. Hatta bir diş sarımsak dövüp içine koyun. O istediğiniz aromayı ve lezzeti verecektir zaten. Çok güzel. Yani biraz baharat tadı diyorsun. Evet, tabii. Pizza hissini verecek bize. Kesinlikle. Eğer sucuk koymuyorsan sarımsak koy. Çok kesinlikle güzel. Kesinlikle. Pekala. 4 adet patatesimiz var. 2 adet sivri biber, kapya biber, yarım çay bardağı sıvı yağ. İsteğe göre sucuk demiş sevgili Meltem ablacığım. 2 adet yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı tuz, pul biber ve yeteri kadar kaşar peynir. Zaten şu anda kaşarı eklemedin değil mi? İşte kaşar yok. Yok yok, kaşar daha koymadım bir tane. Sanki böyle içine patateslerde bir kaşarlı bir şey hissettim. O daha önceden bir miktar pişti ya soğan. Soğan koydum içine. Tamam, of of. Ona böyle bir karıştırabilirsin onu bir tanecik. Evet. Şimdi onun ben yufka kısmına geleceğim. Peki, yufkalarını dizdin sırayla. İki yufka mı? Evet, demin de söyledim. Evde olan malzemeleri ben çok önemsiyorum. Her zaman da çok güzel tarifler var. Biz de çok güzel değişik tarifler veriyoruz ama bazen her malzeme evde olmayabiliyor. Doğru. Onun için de evde bulunan malzemelerle bir şey yapmayı seviyorum ben. Bu da onlardan bir tanesi. Tamam. İki tane yufkayı koydum. Şöyle arasını açıyorum. Birazcık yağlıyorum. Çok azıcık. Hemen şuradan fırçamı alayım. Böyle tepside hamur açmadan, yani pizza hamuru açmadan hazır yufkayla yapabileceğiniz bence keyifli bir tarif. Bunu da üstüne kapattım. Arasına yağ sürttükten sonra. Şimdi böyle pizzanın bir kenar kısmı olur ya. Evet. Şimdi o pizzanın kenar kısımlarını yapacağız şöyle. Ay. Yapımı da kolay. Hemen sana kıvırayım ben. Tamam, evet. Şöyle yandan yandan. Tamam, yandan yandan döndürerek. Tepsinizin büyüklüğüne göre. Bak işte pizzanın alt kısmı hazırlandı. Şimdi bu zemin çok ince olsun istemiyorsanız eğer birazcık daha yağ döküp. Ay çok güzel, hem de incecik hamurdan pizza yapıyoruz. Evet, incecik hamurdan. Süper fikir oldu bu Meltem ablacığım. Şimdi yalnız böyle lezzet arttırıcı bir şeyler yapmak istiyorum. Hı-hı. Şimdi bu alt zemine biraz peynir koymak istiyorum. Domates sosu şöyle. Yok. Bu domates sosu olan bir şey değil ama isterseniz ilave edebilirsiniz. Tamam. Şimdi peyniri koydum. Bir kat daha o peyniri örtecek yufka koydum. Şöyle aradan içine güzel güzel çıksın. Hı. Şöyle zemini de incecik çıtır çıtır güzel bir zemin olsun. Tamam. Bu da tamam. Şimdi yapmam gereken şey şu. 2 tane yumurta çırpıyorum. 2 yumurtam var. Tek yumurta da koymak isterseniz olabilir. Önemli olan sarısını akıttım. Olsun. Önemli olan bağlayıcı olması, yani bağlasın diye koyuyorum onu. Şunu şöyle şimdilik kapatayım. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Hatta içine bir miktar kaşar peyniri de ilave ediyorum. Baharat ister misin? Şimdi baharatları ona sen ilave edersen şahane olur. Ne istiyorsun? Tuz karabiber mi? Tuz karabiber, kırmızı pul biber. Ne seviyorsanız, kekikten tut da kimyona kadar her şeyi ilave edebilirsiniz bunun içine.
Biraz tuz ilave ettim. Tamamdır. Şimdi bak bu nasıl şahane bir pizza olacak. Vay 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 harika. Hı. Bu arada altı kapalıymış, ben biraz önce açtım. Hah, iyi yaptım bir tane. Tamam. Çok güzel. İç malzemesi bu. Şimdi iç malzemesini ortasına döküyorum. Dediğim gibi biberlerin ya da sucukların çok pişmiş olmasının önemi yok. Çünkü fırında zaten bu pizza gibi pişecek. Ay ay ay. Harika. Şunu çekeyim önüne. Hah, tamam. Yemiş önünde. Şimdi onu da çırpıp üstüne dökeceğiz bir taneciğim. Şunu kenara aldım. Vay vay vay. Şey elle mi çırpacağız ya, bir söyleyemedim bir türlü. Neyle çırpacağız acaba biz bunu? Tamam. Böyle dökeceğiz üstüne. Ha, o kadar çırpacağız değil mi? Ben acaba ellendirme alayım. Yok yok. Ne yapmak istiyorsun? Karıştıralım istedim şöyle bir. Ha, bunun altında ne var ben anlayamadım. Tamam bu kadar. Bak şimdi. O içten içe yayılacak kendisi. Vay vay. Şimdi bunun lezzetsiz bir şey olma ihtimali olabilir mi? Mükemmel bir şey olacak İmkansızca. Bence. Şu kenar kısımlarına da isterseniz yumurta sürebilirsiniz, sürmeyebilirsiniz de. Benim evde kenar kısımlarına yumurta sürünce çok hoşlanmadılar. Şey, yumurta kokmuş kenarlar yumurta dediler. Yumurta kokuyor bazen. Evet, onun için sürmüyorum ama sürebilirsiniz de. Yufkalar daha parlak ve... Bir de ne yapabiliriz de biliyor musun? Şu araları kıvırdık ya, bu araları da kıvırırken şu kaşarlardan koyarsak... Ay, hani... O bir tane böyle burgu peynir var, evet. Ya mesela o araları çok onlar güzel konabilir olur. Değil mi? Bak aklımıza gelseydi koyardık. Evet. Bak işte akıl akıldan üstündür. Devamlı birbirimize şey veriyoruz. birbirimizin ufkunu açıyoruz. Aynen. Aslında. Bak aslında bütün reji de aynı şeyi söylemiş. Ay o kenarlarda da olsaymış. Ya, nasıl olurmuş dediler kızlar. İşte bizi izleyenler yapsınlar. Bu kıvırdıkları tamam. Kenar kısımlarına peynir koysunlar. Bu da Ebru Akel'in tarifi. Ay katkısı. Katkısı. Ufak evet. Bir katkısı. Ne kadar pişiriyoruz? Evet harika. Bu ne kadar pişiriyor biliyor musun? 180 derecede yaklaşık bir 20-25 dakikada şahane tamamdır. Bir har alıyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Şahane bir pizza oldu. Yapımı ve da bol kolay. Bol renkli. Evet bol renkli. Ben pizza yapmasını bilmiyorum, açmasını bilmiyorum diyenler için çok güzel bir alternatif. Evdeki herkes bayılacak. Bir de...